Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAN 5. nesil savaş uçağı için yerli olarak geliştirilen TF-35000 turbofan motorunun entegrasyon hedefinin 2032 tarihini işaret etti. Eğer hedeflenen olursa, motorun erken testlerinin 2026 yılında yapılması ve entegrasyonun 2032'den itibaren gerçekleşecek. Paris Air Show'da açıklamalara değinen Demiroğlu, yeni TF-35000 turbofan motoru üzerinde çalışmalara başladık dedi. Çalışmaların TUSAŞ Motor Sanayi ile TR Motor İşbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Sistemin ön tasarım aşamasında kavramsal tasarımın neredeyse tamamlandığını ve yıl sonunda ilk prototip aşamasına geçileceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli olarak geliştirilen motor, düşük yakıt tüketimi ve uzun menzil kabiliyetiyle yüksek itiş gücü sağlayacak. Motor tasarımında yüksek sıcaklığa dayanıklı süper alaşımlar, ileri kaplama ve soğutma teknolojileri gibi gelişmiş teknikler kullanılacak. KAN'ın uçuş testleri 2024 yılında ve şu anda General Electric'in F110 turbofan motoru kullanılıyor. Türkiye ise uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri endüstrisine bağımlılığı azaltmak için yerli motorun öncelikli olmasını hedefliyor. Demiroğlu, ilk demonstratör olmayan uçak P1'in 2026'nın ilk çeyreğinde uçmaya başlamasıyla uçuş test kampanyasının oldukça aktif geçeceğini söyledi. P2'nin 2027'nin ikinci çeyreğinde, P3'ün ise en geç 2027'nin başlarında uçuşa geçeceğini belirtti. Toplamda 6 uçakla, binlerce saatlik uçuş testi planlanıyor. Ayrıca, testlere silahların entegre edileceğini ancak ilk hedefin uçuş kontrol sistemleri, aerodinamik yapı ve yeşil uçak konfigürasyonunun doğrulanması işlemleri yapılacak. Endonezya, Haziran ayının başında 48 adet KAN savaş uçağı tedarik etmek için 10 milyar doları aşan bir anlaşma imzaladı. Teslimatların 2030'lu yıllarda yapılması planlanıyor. Paris Air Show'da açıklamalarda bulunan TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise, KAN'ın yerli motoru, Endonezya satışından önce üretilecek açıklamasında bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de KAN'ın teslimat takvimiyle ilgili, KAN'ı 2028'de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak ifadelerini kullanmıştı. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.